Gördünüz mü Cansu'nun kıvamı? Daha henüz tadına bakmadım. Kıvamı. Kıvamını tam damak tadımla algılayacağım. Kıvam diyorum ya, bakıp da görebileceğiniz bir şey yani kıvam Kıraksın dediğimiz şudur. Önce yemeğimizin tadına bakalım, ondan sonra yorumlaşalım isterseniz. Peki. Afiyet olsun Firdevs. Teşekkür ederim. Neden özellikle kıvamını Cansu Hanım'a gösterdin? Çünkü ben Cansu Hanım'ın dünkü çorbasını çok sıvı buldum. Sıvı buldum. O yüzden size kıvamı bugün... Size heyecanlandı Firdevs Hanım. Yok, sulu mu desem, sıvı mı desem bilemedim. Sıvı öyle ikisinin arasında siz. Bir şey kaldı. Çiğdem Demek ki heyecanlanabiliyormuş insan değil mi? Çiğdem Hanım heyecanlı değilim. Siz beni siz heyecanlısınız bence. Kıvamlı. Dün hatırlamıyorsunuz galiba. Dünkü çorbadan biraz daha kıvamlı. Dur, dünkü sırayla çorba. Gidelim Nevin Hanım için. Buyurun Firdevs. Evet, kıvam Cansu Hanım'ın çorbasına çok sıvı dediğim için... Dur kız, üstüne gitme sen de iyice heyecan yaptırma. Biz ses, beni dün bana öyle yapıyorlardı çünkü. Dün onlar bile bile bana öyle yaptı. Çiğdem Hanım benim tamam, sözümü de etmeye yani. Demek heyecanlanabiliyormuş insan. Cansu Hanım çorbayı bugün güzel yapmış, kıvamını tutturmuş. Ben de Cansu Hanım'a, bakın Cansu Hanım sizin dün çorbanız daha sıvıydı. Bu daha kıvamlı demek için. Firdevs Hanım, bitirseniz sözünüz isterse müsaadeniz varsa konuşayım. Buyurun Cansu Hanım, ne düşünüyorsunuz kıvam konusunda? Şimdi dünkü çorbanın içeriğiyle bugünkü farklı, çorbanın farklı. İçeriği aynı değil. Yani elbette. İki çorbayı aynı şekilde kıyaslayamazsınız. Farkı nedir onu da söyleyin. Ben onu da söyleyeyim. Hanımefendi patates ve havuçla bağlamış bunu. İçeriğinde bunlar var mevcut. Un dün koymuşsunuz. Hayır, onu hiç kullanmadım. Kullanmadınız mı? Koymuşlar olduğu için birazcık beklemenin etkisiyle patates nişastasını salmış ve kıvama gelmiş. Okey, bunda hiçbir şey yok. Evet. Sorun yok ama içinde pütürtüler hala duruyor. Bakabilirsiniz. Evet, yani evet. Tam çekilmemiş herhalde. Makinenin gazabına uğramışsınız. Olabilir. Bayağı ilk gün heyecanı. Evet. Ben sizi anlayabiliyorum. Yani dün siz beni anlamadınız ama ben bugün sizi anlıyorum. Cansu sürekli kendi günden bahsediyor. Hala kendini ispatlamaya çalışıyor. Ama arkadaşım artık senin günün bitti. Puanını aldın. Değişecek hiçbir şey olmayacak. Sadece söylediğinle kalırsın. Sana tavsiye, bir daha bahsetme. Peki, afiyet olsun Firdevs Hanım. Teşekkür ederim. Çiğdem Hanım. Kadir Bey, önceki arkadaşımızın ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çorbası güzel olmuş. Evet, Cansu Hanım'ın çorbasına göre daha kıvamlı. Cansu Hanım dediği gibi onun içeriği farklı. Çağla Hanım'ınki farklı. İçeriği farklı, bir diğer şey, bir savunma olamaz bence. Cansu Hanım içeriği ama ikisi farklı, de, saniye. İkisi de sözümü badem. Bilmeyin. Sözümü bilmeyin Firdevs Hanım. Nasıl bir duygu, güzel miymiş? İki çorba arasında sizce de büyük bir fark var mı? Yok, bence büyük bir fark yok. İkisi de lezzetli olmuştu. Hayır, evet. Yani o dünkü çorbanın o kıvamda olması normal miydi evet, size göre? Evet, onunkisi normaldi. Tamam. Nevin Hanım? Buyurun. Şimdi bu bademli brokoli çorbası olmuyor. Bademli brokoli çorbasında dün Cansu Hanım'ın koyduğu gibi tarçın da olur. Bu normal brokoli çorbası, bizim normal evde standart yaptığımız havuçlu, patatesli bir brokoli çorbası. Bunun içinde badem unu bile yok. Badem unuyla bağlamadım zaten. Tamam. Siz şimdi buna bademli brokoli çorbası dediğiniz zaman içeriğine badem unu koymanız yani gerekiyor. Yani üstüne iki tane badem atınca o badem olmuyor. Çorbası olmuyor mu? Olmuyor. Yani şöyle içine badem unu atmadan da bademli üstüne koyduğumuz için ama mecbur badem o, dedik diyerek yani. Hayır. Yoksa brokoli çorbası bir de tarçın bu. Olmadan olmuyor ben, demek istedim. Tamam, ben onu da söyleyeceğim. Şimdi bunda üstüne iki tane file badem koyduğunuzda bu bademli brokoli çorbası olmuyor. Şimdi şöyle bademli brokoli çorbası aslında için bademli brokoli tamam, çorbası yazdım. Bademle yazdırdım. Süslenmiş brokoli çorbası evet. Deseydiniz. Ama öyle de isim çok saçma gelmiyor mu kulağa? Ama şimdi siz benim açıkçası bu çorbadan beklentim. Tamam. Şimdi siz bademle hiç baktınız mı? Hepsine baktım. Tamam. Hepsine benim bu tarifimi baktım. Görmediniz mi? Hepsine baktım. Ben size bademli, link atacağım o zaman. Bademli brokoli birkaç çorbası. Birkaç tane var çünkü bundan. Bademli brokoli ya brokoli bu brokoli çorbası hayır, hayır, şu anda. Hayır, bademli brokoli çorbası link yazdığınızda. Link atacağım derken iletişim şimdi, mi kuruyorsunuz hayır, Nevin Hanım'la hayır, link hayır, atıyorsunuz? Hayır, yani yarışma programı hayır, bittikten şey sonra link atacağım hani izlesin hani videoyu. Hayır, link atayım iletişim numarası ya da sosyal medyada hayır, çabuk. Hayır, öyle bir şey yok. Cansu'nun olayı başka yerlere çekmiyor. Öyle bir şey yok. Ama ben demek öyle bir şey yok. Başka yerlere çekmeyin orayı. Ben bitirebilirsem arkadaşlar size gerekli zaten bilgiyi vereceğim. Kimseyle bizim bir iletişimde olduğumuz yok. Cansu Hanım orada fesatlık yaptı. Böyle bir şeyin olmayacağını kendisi de biliyor. Demek ki kendisi de diğer yarışmacılarla aynı fikir içinde ki böyle düşündü. Fesatlık yapacak bir şey yok. İki kere, üç kere aynı bir şekilde, baskılı bir şekilde konuşunca dikkatimi çekti ve uyarmak istedim. Lezzet olarak da sadece brokoli çorbası bu.
Tamam. Standart brokoli çorbası. Tadını beğendin mi? Ben katılmıyorum. Hayır, ben şöyle, kesinlikle Nevin Hanım'a katılmıyorum. Firdevs'cim, yani sözün bu... kesildiğinde canın sıkılıyor. Benim sözümü kesme istersen. Tamam, evet Nevin Hanım, sözü kesildiğinde kekelemeye başlıyor. Evet, sözümü kesme istersen ben bitireyim. Kıvamına gelince, evet, dün Cansu Hanım'ın çorbası sıvıydı. Olması gereken kıvam bu arada. Ben hep ama o kıvamda yapıyorum. İşte yani ben... ben lezzet olarak da beğenmedim. Beğenmedim? Demin iki cümlende beğendim dedin ama. Hayır, beğendim demedim. Hayır, bir önceki sorduğumda beğendim. Hayır, hayır, net de hatırlıyorum. Ben beğendim tadını demedim. Tadını beğendim dedim, evet dedim. Tadı güzel. Hayır, beğendim dedim. Beğendim demedim ben. Beğendim ben demedim. Yanlış anlamışım. Beğendim ama yani... Ben geçelim arası cevabı. Cansu Hanım'ın çorbasını... Yani bunu tercihen Cansu Hanım'ın çorbasını... Beğenme sebebini lezzet olarak, hadi isim olarak kabul et dedi badem olmadığı için. Ben normal standart evde yaptığım brokoli çorbası. Şu anda menüde bu standart bir brokoli çorbası olarak yazsaydı tadını ne beğenmeyecektim? Beğenmeyecektim çünkü çok tat bağlamadı beni. Damarlamadı. Evet, aroması yok. Bir tek ben bunu bu şekilde denemedim. O içindeki file badem kavrulmadığında ağızda böyle farklı bir tat bıraktı. Evet, çiğlik veriyor. Çiğlik bıraktı yani. Belki ben de o şekilde. Nevin Hanım kaşığınızı alabilir. Başka kaşık geçin. Direkt de kavurabilirdin sadece. Brokoli çorbası değil yani. Evet, kavrulmuş badem değil, bademli çorba. Ay, beni de şaşırttınız. Bademli brokoli çorbası yazmış. Biz de açıklamasını yapıyoruz. Nevin Hanım diyor yani, bakın Nevin Hanım diyor yani içinde ben badem ununu da beklerdim, bademi de beklerdim. Ama brokoli çorbası, şimdi bakın arkadaşlar, bademli brokoli çorbası dendiği zaman onun özünde badem unu vardır. İçinde badem var. Üstünde vardır. İçinde badem var. İçinde badem yok canım. Nasıl gördün? Neyle baktın, gözlemledin? Badem var. Yedim ben ya bademi. Üstünde vardı canım benim. Gelen, tamam, içinde, gelen çorba tabağında. Şimdi üstü olunca içi olmuyor. Hayır, çorbanın. Hayır, olmuyor. Ne bademmiş arkadaş? 30 dakika badem konuştuk ya. Fenalık geldi artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.